Rüzgar gibi geçti geçti yıllar. Selamlar Arda Bey. Selam. Nasıl keyifler Rüzgar'cığım? İyi, sizi sormalı. İyilik sağlık Rüzgar'cığım. Ya seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Buyurun Arda Bey, dinliyorum. Şimdi malum şirket olarak parayı bastık. Şirketi yüksek teknolojiye boğduk. Sonra da bu yüksek teknolojiyi kullanacak personel yetiştirmek için bir gelecek akademisi kurduk. Hayırlısıyla yarın da ilk mezunlarını veriyor bu akademi. Çok güzel. Şimdi bunun için bir balo salonu kiraladık. Ondan sonra işte ilk mezunlarımıza sertifikaları vereceğiz hayırlısıyla. Ancak ben orada olamayacağım. Çünkü İsveç'ten bir arkadaşım geliyor, ona İstanbul'u gezdirmem lazım. Sabah Topkapı, Sultanahmet, akşam da alemden akalım bir zahmet. O yüzden de bir bakalım benim yerime o sertifikaları kim verecek tahmin et? Kim? Sen! Ama benim yarın toplantılarım var Arda Bey. Duymamış olayım, duymamış olayım. Hepsini iptal ediyorsun, toplantıları falan iptal ediyorsun. O balo salonuna gidiyorsun, benim adıma mezunlara sertifikalarını veriyorsun. Sonra da baştan Meltem Hanım olmak üzere bu akademinin kurulmasında emeği geçen herkese birer plaket veriyorsun. Madem sizin için bu kadar önemli, o zaman ben bütün toplantılarımı iptal ederim. Hiç merak etmeyin, yarın orada olacağım. İşte bu, işte bu. Rüzgar'cığım, bir de bizim şu antrepo inşaatı meselesi var. O işi de komple sana devrediyorum. Bir bakalım bu inşaatı bizim adımıza kim yapıyor tahmin et. Kim? Kim olacak? Tabii ki can dostum, kan kardeşim Haluk. Ya onun inşaat şirketi yapmayacak da başka kim yapacak? Şimdi o bana proje dosyasını mail olarak attı. Ben onu sana forwardladım. Şimdi mail baksana düşmüş olması lazım. Sen o projeyi şöyle güzel bir incele. Siz hiç merak etmeyin, ben projeyi incelerim. Düşüncelerimi de Haluk Bey'le mutlaka paylaşacağım. Çok iyi olur ya şu antrepoyu. Bir an önce bitirelim, gümrükten malları hemen çekelim. Hissediyorum işime doğuya çok güzel bir ekip çalışması olacak, hissediyorum. Evet, yani Haluk Bey tam bir işkolik bildiğim kadarıyla. İki işkolik, bu işte çok iyi anlaşacağımıza eminim. Haklısın ya, haklısın. Yani bizim Haluk çok işkolik, aynı zamanda da evkolik. Yani evdeki bunca sıkıntıya rağmen yani yine de onu bir türlü ne evden çıkarabiliyorum ne evlilikten çıkarabiliyorum. Yani yoksa bir özgürlüğü ilan etse biz ne büyük projelere imza atacağız birlikte ha? Sahi onların evliliklerindeki sıkıntılar bitti mi yani? Yok, sanmıyorum, sanmıyorum. Bitmez ya, evlilikte sıkıntı bitmez ya. Adı üstünde evlilik. Ama işte yani bizim Haluk bir türlü şu bekarlar kulübüne üye olamıyor. Bil bakalım neden olamıyor, tahmin et. İki kelime, iki kelime. Karısını seviyor. Çok seviyor. Karısını çok seviyor. Karısı da onu seviyor. Hani birbirini çok seviyor. Yani madem bu kadar çok seviyorlar, bu karşılıklı sevgiye de bize de saygı duymak düşer. Yani belki de mutlu evlilik diye bir şey var yani. Bize denk gel. Rüzgar, Rüzgar'cığım sen bir bozuldun, bir buruldun, bir üzüldün sanki. Yok, üzülmedim, hayır. Yok, 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 sen üzüldün. Ben anlarım ya. Ben çalışanların üzüntüsü böyle yüzlerine bakınca anlarım yani. Bak, çalışanın üzüntüsü benim üzüntüm demek. Bak şimdi gördüm, bir kötü oldum çünkü bak seni böyle görünce kim geldi aklıma biliyor musun? Meltem Hanım geldi. Meltem Hanım da böyle bazen böyle suratı asılırdı. Yani o asık suratındaki o hüzünlü ifade böyle hançer gibi saplanırdı yüreğime ama... Ama tabii ben her zaman onun bir şekilde gönlünü almasını bilirdim. He, insanları mutlu etmek benim ihtisas alanım. Bilmem mi? Peki nasıl mutlu etmeyi başarıyordunuz Meltem Hanım'ı? Vallahi bak çok enteresan, sana anlatayım. Bir kere sen bil bakalım Meltem Hanım'ı mutlu etmek için ne yaptım tahmin et. Ne yaptınız? Panda! Efendim? Panda. Panda aldım. Hani o tatlı siyah beyaz şirin hayvanlar var ya. Onlardan bir taneyi Meltem Hanım adına evlat edindim. Nasıl sevindi, nasıl mutlu oldu? Çünkü Meltem Hanım tam bir tabiat aşığıdır. Yani hayvan sevgisini anlatamam, kelimelere sığmaz. Tabii yani şimdi nasıl mutlu olmasın yani? Belki kimsenin yok ama Meltem Hanım'ın nesi var? Pandası var. Vallahi ne iyi düşünmüşsünüz. Ne kadar hoş bir jest olmuş. Öyledir. Fikir, jest. Benim göbek adlarım. Rüzgar'cığım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gideyim yavaş yavaş hazırlıklara başlayayım. İsveç'ten misafirim gelecek. Stockholm'dan geliyor. O yüzden de sana burada şimdi her zamanki gibi güzel bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Rüzgar gibi geldi geçti. Yıllar. La 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 la. Bey, ben de sizi arayacaktım. Arda Bey ne güzel bir işbirliği yapmış. Bu antrepo işini birlikte çok güzel yürüteceğimize inanıyorum. Bir kere bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük gelişme sağladınız. Her yiğidin harcı değil, onu söyleyeyim. Ama tabii biraz aceleye gelmiş diyebiliriz. Yani bilmiyorum, büyümeye açık değil. Yani gelişime açık değil. Bana biraz küçük geldi açıkçası. Yani bu kadar işi nasıl... Oh.
Aracınıza Rüzgar Bey, çıkabilirsiniz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alırım, ayrı dümen tutarım.